Haftalık grup toplantımızı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, dün Ankara'da hepimizin canını acıtan, hepimizi öfkeyle dolduran bir fotoğraf sosyal medyada yer aldı. Ve bazılarımız da bizzat buna tanık olduk. Hayata dönüş, tırnak içerisinde tabii hayata dönüş, operasyonun sırasında kolu kopan ve KHK ile işten atılan sosyolog Veli Saçılık'ın annesi Kezban Saçılık, 75 gündür açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakçı'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren insanların toplandığı insan hakları anıtının önünde yerlerde sürüklendi. Artık zulmünüze direnmek için bedenimizden başka ortaya koyacak bir şeyimiz yok diyen iki eğitimciyi, onların haklı taleplerini duymak yerine hücrelere koyan bu kör akıl, bu kör vicdan, nasıl akademisyenlerin cübbelerine postallarıyla bastıysa, acılı bir kadına reva gördüğü muamele de bu manzara oldu. Ve dün bu ülkede insan hakları anıtının da adeta tutuklandığına tanık olduk. Değerli dostlar, hafta sonu yapılan kongremize Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tarihsel mesajlar gönderdiler. Ve Türkiye'nin geleceği için partimizin taşıdığı önemin bir kez daha altını çizdiler. Sayın Demirtaş'ın da ifade ettiği gibi, Türkiye toplumu bizden şiddet ortamını değiştirecek, demokrasi ve barış mücadelesini başarıya ulaştıracak bir misyon üstlenmemizi bekliyor. Siyaseti normalleştirmeyi, mücadelelerin barışçıl, demokratik yollarla sürdürebilmesinin kanallarını açmayı, Türkiye'yi içinde bulunduğu zor durumdan demokrasisini güçlendirerek çıkarmayı hedeflemeliyiz. Kongremizde aynı zamanda eş başkanlık görevini, bu önemli temsiliyeti çok kıymetli arkadaşımız, bugüne kadar emekten sorumlu eş başkan yardımcılığı görevini yürüten ve ömrü mücadeleyle geçmiş Sayın Serpil Kemalbay devraldı. Değerli dostlarımız, bugün Konya, Ankara, il ve ilçe yöneticileri ve üyeleri de aramızda. Burada bizlerle olan her dostumuzun büyük emek özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü biliyoruz. Her birinize grup toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere eş başkanımız Sayın Serpil Kemalbay'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli dostlarımız, değerli mücadele arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu hafta Çerkez soykırımının yıl dönümü. Çerkez soykırımının büyük acısını paylaşıyorum ve Çerkez halkının ana dili, kültürü ve inancıyla özgür, eşit ve demokratik yaşam mücadelesini kendi mücadelemiz olarak kabul ediyoruz. Bunu da buradan başlarken ifade etmek istiyorum. Ayrıca dün gece İngiltere'nin Manchester şehrinde, Manchester Arena'da bir konser sırasında patlama yaşandı ve bu korkunç terör saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. 59 kişinin de yaralandığını öğrendik. Buradan İngiltere Başbakanı Theresa May'e ve tüm İngiltere halklarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Manchester'da yaşanan bu acı katliam maalesef uzunca bir süredir Türkiye'de, Almanya'da, Belçika'da, Amerika'da,
kanlı saldırılar şeklinde gerçekleşiyor ve bu saldırılarda çok sayıda insan şimdiye kadar yaşamını yitirmiştir. Saldırıların tamamını kınıyorum ve İngiltere'deki bu saldırı insanlık düşmanı IŞİD saldırılarına karşı, IŞİD barbarlığına karşı mücadelenin güçlendirilerek daha da yükseltilmesi gerektiğini bize bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle IŞİD barbarlığına karşı mücadele eden tüm güçleri burada selamlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 16 Nisan referandumu bir kez daha HDP'nin Türkiye'de ne kadar önemli bir konumu olduğunu bizlere gösterdi. HDP, Türkiye demokrasi tarihinin en önemli aktörü. Bunu böyle olmasını sağlayan HDP'nin fikriyatının oluşmasından HDP'nin ete kemiğe bürünmesine kadar bugüne kadar emeği geçen bütün yoldaşları burada şükranlarımı sunuyorum ve 7 Haziran'dan bu yana gözaltına alınan 10 binin üstünde partilimizi, hepimiz hapishanelerde rehin tutulan 5 bini aşkın üyemizi, il ilçe yöneticilerimize, belediye eş başkanlarımıza, PMMYK üyelerimize, vekillerimize, Figen Başkan'a ve Selahattin Başkan'a en içten sevgi ve saygılarımı burada tekrar iletmek istiyorum. Onurlu duruşları, dirençleri hepimize çok büyük güç veriyor ve hepimize onur veriyor. Onlar içeride, bizler dışarıda bu mücadeleyi yükseltiyoruz. İnsana yakışır bir yaşamı el birliğiyle kurmak için uğraşıyoruz. Bu mücadeleyi daha da yükseltmeye devam edeceğiz. Onlar içeride, bizler dışarıda barışı, demokrasiyi, doğanın, emeğin, kadınların özgürlüğünün savunulmasını, işçilerin yaşam hakkını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. Tarih gerçek bir demokrasi ve onurlu bir barışın ancak ve ancak mücadeleyle, kararlılıkla, dayanışmayla ve emekle kazanılabildiğini bize hep göstermiştir. Biliyoruz ki bizlerin bu emeği de asla karşılıksız kalmayacak, boşa düşmeyecek. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz hafta sonu 20 Mayıs'ta sevgili eş başkanımız Figen Yüksekdağ'ın hem üyeliğinin alınması hem vekilliğinin alınması nedeniyle hukuksuz bir şekilde, hukuka aykırı ve mevcut yasaları hiçe sayan bir şekilde alınması sebebiyle zorunlu bir kongre gerçekleştirdik. Kongremize katılan, emeğini sunan bütün herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Bizler partimize yönelik, eş genel başkanlarımıza yönelik, başkanımıza yönelik bu saldırıyı boşa düşürdük. Bu zorunlu kongreyi bir fırsata çevirerek bundan sonra yolumuza devam etmek istiyoruz. Birlikteliğimizi, gücümüzü, dayanışmamızı bu kongre daha çok perçinlemiştir. Ve barış çağrımızı bu vesileyle, barış ve demokrasi çağrımızı da kongremizde bir kez daha ilan etmiş olduk. Bir kez daha bütün toplumsal kesimleri demokrasi ve barış mücadelesinde kol kola girmeye çağırmış olduk. Buradan bir kez daha söylemek isterim. Figen Yüksekdağ milyonların iradesidir ve şuna emin olsunlar ki kadın, yaşam, özgürlük diyen, Jin, Jiyan, Azadi diyen bütün kadınlar Figen'dir ve bizler yüz binlerce Figen'iz. Kardeşlerim, AKP, MHP, CHP'yi de yanına alarak bundan bir yıl önce 20 Mayıs tarihinde, tam bizim kongremizi gerçekleştirdiğimiz tarihte dokunulmazlıkları kaldırdı. 16 Nisan meşru olmayan referandumuna giderken
HDP'nin en kıymetli kadrolarını, vekillerini, eş başkanlarını içeri aldı, yani gözaltına almak ve tutuklamak için zemin hazırlandı. Bunun için yargı da, YSK da araçsallaştırıldı. Burada amaçlanan HDP'yi 16 Nisan referandumuna giderken geriletmekti, ortadan kaldırmaktı. Fakat bunu başaramadılar, HDP dimdik ayakta. Dokunulmazlıkların kaldırılması neden önemliydi? Çünkü HDP tek adam diktatörlüğüne direnen tek parti, tek direniş odağı oldu. Bu engel ortadan kaldırılmak istendi bildiğiniz gibi. Ve bunun için birçok hukuken karşılığı olmayan yasa ve yasa tanımaz fezlekeler oluşturuldu. Gizli tanıklarla bu yapıldı, uydurma ifadelerle yapıldı. Vekillerimiz ve partililerimiz aylarca, yıllarca bu üfürükten fezlekelerle içeride tutulmaktadırlar. Bu sistemin nasıl işlediğini gösteren buna dair ibretlik bir örnek var. Sizlerle bunu ben burada paylaşmak istiyorum. 7 ay tutukluğu yargılanan Bursa İl Örgütümüzün üyeleri ve avukatları, onlar birlikte yargılanıyorlar. Onlar için hazırlanan bir fezlekenin içerisinde bir nota rastladık. Bu notta polisler, ki fezlekeleri artık Türkiye'de polisler hazırlıyor biliyorsunuz, hazırladıkları fezlekede bir not unutmuşlar. O notu size okumak istiyorum. Önce şurada şöyle göstermek isterim. Bu sarıyla çizilmiş olan, boyanmış olan kısımda görülüyor. Bu notta şöyle yazıyor: 30.10.2016 tarihinde Yeni HDP Yıldırım ilçede kahvaltı etkinliği yapıldı. Bununla ilgili davetiye sattılar. Ceylan ile birlikte organize ettiler. KCA Bursa sayfalarında kahvaltıda foto paylaşımı var. Davetiye paylaşımı var. 10 TL'ye sattılar davetiyeleri. Örgüte yardım diyeceğiz. Ceylan ve Mediha kendi face'inde de paylaştı. Ortak bir tespit yapacağız. İkisine de ekleyeceğiz. İkisinin de davetiye satışı ile ilgili görüşmeleri var. Önemli terör finansmanı filan üfleriz Gazi abi tabiriyle. Şimdi aslında bizim bugüne kadarki bütün fezlekelerimizin böyle üfürükten fezlekeler olduğunu biz biliyorduk. Ama bu sefer onlar kendileri dosyanın içerisine bunu kendi elleriyle yazmışlar. Ve biz de bunu tespit ettik ve gerekli hukuki süreci bu açıdan da işleteceğiz. Tabii hukuk varsa bu ülkede. Yine böyle bir fezleke de Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken için düzenlendi. Bu fezlekede iddiaya göre İdris Baluken Twitter hesabından korucuları tehdit etmiş. Ama o tarihte baktığımız zaman İdris Baluken'in Twitter hesabından buna ilişkin hiçbir şey paylaşılmamış. Ama tabii hiç önemli değil. Bu dosyadan dolayı da İdris Baluken bugün içeride bulunuyor. Grup Başkan Vekilimiz İdris Baluken. Değerli arkadaşlar, bugün bu ülkede cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşayan 560 çocuk var. Bu sayı birkaç gün sonra 561 olacak. Çünkü cezaevinde tutulan Muş milletvekilimiz Burcu Çelik, 3 yaşındaki çocuğunu yanına almak için başvuru yaptı. Yüzlerce çocuk anneleriyle hapis hayatı yaşarken, yaşıtları gibi saklambaç, körebe, seksek, yakan top oynayamazken, ondan çok daha fazla da evlerinde annelerinin cezaevlerinden çıkmasını özlemle bekleyen, hasretle bekleyen çocuklar var. İşte AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü AKP Kongresi'nde söylediği "O hal kalkmayacak ülkesinden bir manzara."
Peki bu ülke hangi, nerede yaşanıyor? Bu durum nerede yaşanıyor? Damat kavurmacının bırakıldığı ülkede. Değerli arkadaşlar, yaşanan bu yaşanan şeyler bir istisna değil. Bu HDP'ye yaklaşımın göstergesidir. Hakkımızda düzenlenen bütün fezlekeler böyledir. Hepsi polisin masa başında suç üretmesinin sonucu oluşturdukları fezlekelerdir. Gazi abinin hazırladığı fezlekelerde birçok masum insan cezaevinde bugün yatmaktadır. Ve buradan tabii İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sormak gerekiyor. Bu iddianamede adı geçen Gazi abi kimdir? Biraz önce bahsettiğim iddianamede adı geçen Gazi abi kimdir? Bu Gazi abi denilen polis başka hangi fezlekeleri hazırlamıştır? Bu fezlekelerin sonucunda kaç kişi şu anda cezaevindedir? Dokunulmazlıkların kaldırılmasının birinci yılı dolarken sizinle biz bunları paylaşmak istedim. Her fırsatta halklarımızın gerçek demokrasiye ve onurlu bir barışa ekmek ve su kadar muhtaç olduğunu bizler söylüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kongremizde Selahattin Demirtaş bir mesaj verdi ve bu mesaj birbirine yabancı bırakılmış olanlar için bir mesajdı. Onlara birbirlerine sarılmak için onları cesarete davet eden bir mesajdı. Bu mesajı size tekrar burada hatırlatmak istiyorum. Şöyle diyor eş başkanımız, inançlarımız, ibadetlerimiz, ideolojilerimiz, türkülerimiz, horonlarımız, dualarımız, rüyalarımız hep ortak. Yaşam, ortak yaşam ve toplumsal barış üzerineyken bizler bunlar için daha somut, daha sonuç alıcı adımlar atmaktan çekinmeyelim. Siyasette cesaret budur. Ortak vatanda birlikte eşit ve kardeşçe yaşamak için demokrasisi güçlü bir cumhuriyetin onurlu eşit yurttaşları olarak korkmadan birbirimize dostlukla sarılabilmek için hepinizi cesarete davet ediyorum diyor eş başkanımız. Bu çağrı bu düzenle derdi tasası olan toplumun bütün kesimlerine yapılmış bir çağrıdır. Gerçek bir demokrasiyi inşa etmek isteyen ve onurlu bir barışı kurmak isteyenler için, bunun için elini taşın altına koymak isteyenler için hepimizin bu çağrıya kulak vermesi gerekmektedir. Bizler biliyoruz ki bir arada yaşamın koşulu hepimizin özgürlüğünü istemektir. Herkes için demokrasi istemektir. Tüm sorunların demokratik yollarla çözümünü aranmasıdır. Ölen her insanın acısını hepimizin içimizde, yüreğimizde kim olduğuna bakmaksızın hissetmesinden geçmektedir. Bizler biliyoruz ki devlet temel eksenini eğer Kürt düşmanlığı olarak kurduğu sürece hepimiz kaybediyoruz. 1921 Anayasası'nın özerkliğe dayalı çerçevesi halklarımızın bir arada kurtuluşu için bir manivela olmuştu. Ne zaman ki bu çokluk terk edildi, tekliğe indirildi, işte orada hepimiz kaybetmeye başladık. Bu ortak deneyimimizden neden şimdi de yararlanmıyoruz? Neden bir ders çıkartmıyoruz? İçeride, dışarıda savaş politikalarını yürütenler bizlere çatışmayı, şiddeti, ölümü getiriyorlar. Halbuki Türkiye'de neden örneğin bölge halkları ile barışarak yoluna devam etmesin ki? Neden biz Suriye'de demokratik bir çözümü desteklemeyelim ki? Bizler Kürt annesini görmesin mantığı ile hem ülkeyi hem bölgeyi cehenneme çevirenlerden kurtulmadıkça demokrasiye de barışa da kavuşamayız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Küresel güç oluyoruz. Hayalleri kuranlar
bu ülkeyi batırma noktasına geldiler ve kendi gölgeleriyle bile savaşıyorlar, kavga ediyorlar. Fakat bu en çok bu ülkenin bütün halklarına, emekçilerine, kadınlara, gençlere zarar veriyor. Yılın ilk 4 ayında 37.743 esnaf kapısına kilit vurdu örneğin. Geçen yılın aynı dönemlerine göre kapısına kilit vuran esnaf sayısının %3.1'lik bir artış gösterdiğini biz görüyoruz. Ayrıca yeni tescil yapan esnaf sayısında düşüşler olduğunu görüyoruz. Esnaf sayısı en çok azalan il Şırnak, Adıyaman, Zonguldak, Hakkari, Ankara. Bu veriler de SGK'dan alınmış veriler. İşte bu politikaların sonuçları, halkın içinde ete kemiğe dokunan sonuçları da bunlar olmaktadır. Antalya'da boş kalan oteller olmaktadır. Kapalı çarşıda kapanan esnaf olmaktadır. Ve bunlara bağlı olarak gelişen büyük işsizlik olmaktadır. İşsizliğin de zaten temelinde yatan en önemli nedenlerden bir tanesi de iktidarın ısrarla sürdürdüğü güvenlikçi politikalardır. Değerli arkadaşlar, bizden bir gün sonra AKP kongresini yaptı. O kongrede AKP Genel Başkanı seçilen Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Konuşmasına baktığımızda hep kan, savaş, ölüm, öfke, çatışma, kutuplaşma vardı. Erdoğan 2002'de AKP'nin ilk yaptığı iş olarak hep OHAL'i kaldırmakla övündü şimdiye kadar. Bir zamanlara kadar diyelim, yakın bir zamana kadar. Fakat şimdi aynı kongrede bas bas bağırarak OHAL'i savunuyor ve kaldırmayacağını söylüyor. Hani bazen diyorlar ya, kendisi söylüyor, nereden nereye geldik? Sayın Recep Tayyip Erdoğan, işte döndünüz, dolaştınız, aynı yere geldiniz. AKP Genel Başkanı Erdoğan çevik bir neredeydiyse oraya geldi. Mehmet Ağar neredeydiyse oraya geldi. O noktaya geldi. Sürekli korku iklimi, kutuplaşma, sahte düşmanlar yaratılması, kendi ikbalini sağlamlaştırmak için bu politikaların sürdürülmesinden yana kongreye giderken halbuki afişlerine demokrasi ve değişim yazdılar. Peki niye öyle yazdınız? Niçin böyle bir şeye gerek duydunuz? Sanki öyle bir derdiniz mi var? Kongreden çıka çıka ezel ebed müebbet bir OHAL çıktı halbuki. AKP Genel Başkanı Erdoğan neyiniz eksik? OHAL kalkmayacak diyor. Niye ki? Niye kaldıralım? OHAL varken neyiniz eksik ki diyor. İnsanların evlerini yıkıyorsunuz. Buradan hatırlatalım tekrar. İnsanlar sokağa çıkamıyor. Sur'da mahallelerde kadınlar evlerinin yıkımını bekliyorlar ve teyakkuzdalar. 150 binin üzerinde kamu emekçisi sorgusuz, sualsiz sokağa atıldı. Şu salondaki kamu görevlileri örneğin hiçbiri yarın ne olacağını bilmiyor. Hemen her an bir ihbar gelebilir, bir fezleke gelebilir ve bir çırpıda sokağa atılabilirler. Gazeteler kapanıyor, siyasetçiler tutuklanıyor, gazeteciler tutuklanıyor, akademisyenler tutuklanıyor. Hukuk yok, adalet yok. Yani o halde durum böyle. Sermaye çevrelerinden baktığımızda turizm sektörünün bittiğini, mahalledeki bakkala kadar durgunluk olduğunu, ev işçisi kadınlar bile bu o halden etkileniyorlar. Bu ekonominin sonuçlarından etkileniyorlar. Örneğin işlerini kaybediyorlar. Kimse de bir geleceğe umut, bir yarın beklentisi bırakmadınız bu OHAL ile. Atadığınız kayyumlarla halkın belediyelerini bir kere elinden aldınız.
Halkın belediyelerini halka rağmen gasp etmekle kalmadınız. Örneğin Orhan Doğan anıtını yıktınız. Roboski anıtını yıktınız. Tahir Elçi'nin için yapılan parkın adını değiştirdiniz. Kadın sığınma evlerini kapattınız. Kadın kurumlarını kapattınız. Şimdi siz örneğin Tahir Elçi Parkı'na istediğiniz adı verebilirsiniz ama ya o sokaklarda yürüyemediğiniz sürece o parka kimse sizin verdiğiniz adı vermeyecektir. O halinizle birlikte o belediyeleri, o parkları, o halkın mekanlarını terk etmek zorunda kalacağınız ilk gün halk kendi belediyelerine tekrar kavuşacak, sahip çıkacak, parklarına tekrar kendi verdikleri isimleri asacak, tekrar Roboski anıtını daha görkemli bir şekilde yerine koyacak. Bu zor günler elbette geçecek. Elbette bu halk AKP iktidarından, tek adam diktatörlüğünden kurtulacak. Buna hiçbirimizin kuşkusu olmasın. Değerli kardeşlerim, 16 Nisan'dan sonra ekonomiye dediler ki ekonomi uçacak. Oysa uçmakta olan enflasyon biliyorsunuz ve işsizlik rakamları. İşverenlere art arta sağlanan teşviklerle işsizlik rakamlarını düşüreceklerini iddia ettiler. Yeni istihdam edilenlerden vergi ve SGK parası alınmıyor. İşverenlere teşvik nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerse bildiğiniz gibi yine halkın sırtına yükleniyor. AKP aynı zamanda işsizliğin, pahalılığın, ekonomiyi büyütememenin yarattığı öfkelerden kaçmak için OHAL'e muhtaç diyebiliriz. Ocak-Şubat 2017'de bütün kampanyalara rağmen çalışan sayısı artışı 284 binde kalmış. Aynı rakam 2014 yılı için 543 bin. Tarımda istihdam 140 bin artmışken sanayi sektöründe 23 bin kişi gerilemiştir. Rakamlar bunları söylüyor. Onlar televizyonlardan tabii ki çok farklı bir tablo çiziyorlar. %13'e dayanan her 4 gençten birinin işsiz olduğu, işsizlik pençesiyle uğraştığı bir ülkede yaşıyoruz şu anda. Geçen yıl Nisan ayında 1 milyon 800 bin olan kayıtlı işsiz sayısı bu yıl Nisan ayında 2 milyon 562 bine çıkmıştır. Çalışma Bakanı referandum öncesinde yine söylemişti, 1 milyon ek istihdam sağlayacağız demişti. Hiçbir karşılığı yoktur. Ve açıklama gerçekten Çalışma Bakanı'nın açıklamaları gerçeklerle uyuşmadığı için de TÜİK rakamlarının detayları hala yüklenmemiştir sitesine. İnşaat ve turizme sıkışmış bir ülke ekonomisi yarattılar ve ihracat içinde ileri teknoloji ürünlerin payı sadece %1.9'dur. Bu halde Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi, üretiminin artmasını beklemek hayal olur. Devlet teşvikiyle, kayıt dışıyla, işçinin sırtına binerek para kazanma peşinde olan sermaye destekleniyor. Trump nasıl zenginlerin vergisini düşürmek için çırpınıyorsa, bunlar da işçinin geriye kalan tek güvencesi, kırıntısı, kıdem tazminatını ellerinden almak için uğraşıyorlar. Şu anda en önemli gündem maddelerinden biri kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasıdır. Kıdem tazminatını bir yük olarak ve bir pranga olarak görüyorlar. Reel sektör içinde bir tehdit unsuru olduğunu söylüyorlar. Peki onlara şunu sormamız lazım. Burada insan nerede? İnsan yok mu? Bu reel sektörün içinde hiç insanın yeri yok mu? Reel sektör deyince sizin aklınıza yeşil dolarlar mı geliyor? Yüksek karlardan başka bir şey herhalde gelmiyor akıllarına. Orada çalışan insanların huzur içinde yaşayabilmesini, kendilerini güvenli bir gelecek içinde görebilmelerini sağlamanın önemi
çok büyük. Güvenli çalışmanın önemi hepimiz için çok büyük. Bütün emekçiler için çok büyük. İşsizliğin doruğa çıktığı bir dönemde işçilerin yegane güvence kırıntısı olan kıdem tazminatının kaldırılması bu güvencesizliği büyüten bir sonuç yaratır. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın ekonomi deyince aklına işte sadece işçilerin haklarını gasp etmek ve patronları desteklemek geliyor. Kıdem tazminatının gerekçesi neymiş diye tekrar hatırlatırsam eğer, işçiler zaten alamıyor diyorlar. O zaman hani neden yük olarak görülüyor diye sormak gerekiyor. Madem ki işçiler kıdem tazminatını alamıyor, o zaman niye sermaye de devlet de kıdem tazminatını bir yük olarak görüyor diye sormamız gerekiyor. Kıdem tazminatına asla bir yük olarak bakılamaz. Sadece bir hak olarak bakılmalıdır. Yani sonuçta sen devletsen eğer, o zaman kıdem tazminatı hakkı gasp ediliyorsa işçilerin, gideceksin bu hakkın gasp edilmesinin önünde engel olacaksın. Bir yerde bir basın açıklaması olduğunda, bir demokratik hakkın kullanılma olduğunda hemen oraya onlarca TOMA çevik kuvvet gönderiyorsun. Devletin kolluğunu seferber ediyorsun. O zaman böyle yapma. Git kıdem tazminatını ödemeyen işverenlerin denetle, onlardan hesap sor, cezasızlığı ortadan kaldır ve kıdem tazminatının bütün işçiler, emekçiler, kadın işçiler için kullanılmasının önünü aç, yapılması gereken budur diyoruz. Nuriye ve Semih KHK ile bir çırpıda sokağa atılmışlardı ve günlerdir açlık grevi yapıyorlardı. Ekmeklerini ve onurlarını korumak için açlık grevine gittiler. Ve dün 74 gündür aç olan bu insanlara yönelik olarak hunharca bir saldırı, haydutça bir saldırı gerçekleşti ve bu insanlar her gün gidip imza veren, karakola gidip imza veren bu kişiler evleri, kapıları kırılarak, yerlerde sürüklenilerek gözaltına alındı. Bu asla kabul edilemez. Bu zorbalıktır, haydutluktur. Hijyenik olmayan koşullarda yerlerde yatıyorlar şu anda tutuldukları yerde. Ve direniş alanları da savaş alanına çevrilmiştir. Yine Kemal Gün oğlunun kemiklerini alabilmek için aylarca açlık grevinde kalmıştır. Bu tablo, bu Türkiye tablosu kabul edilemez bir tablodur. Bu zalimlik ve vicdansızlığın ortadan kalkması hepimizin omuzlarındaki sorumluluktur. Değerli arkadaşlar, geçen hafta Şirvan'da bir dava görüldü. Biliyorsunuz Şirvan'da 16 işçinin toprak altında kaldığı bir maden faciası yaşanmıştı. Bu facianın da duruşması görüldü. Ve bu gene büyük bir cezasızlık ile karşı karşıyayız. Asli sorumlu ve kusurlu kişilerin hiçbiri tutuklanmadı. Şirketler bundan en ufak şekilde, bu katliamdan en ufak şekilde sorumlu tutulmadılar. Ve orada çalışan mühendislerden oluşan 7 kişi tutukluydu. Onlar da geçen hafta yapılan duruşmada serbest bırakıldılar. Bu korkunç bir şey. Yani siz insanları hayatlarını kazanmaları için işe alıyorsunuz ve onların can güvenliğini, iş güvenliğini sağlamıyorsunuz. Çok pahalıdır, para harcamayayım, daha ucuza bu işi daha karlı bir şekilde yürüteyim diye ve onların tehlikeye attığınız canları toprağın altında kaldığında da en ufak bir sorumluluk duymuyorsunuz. Devlet de sizden en ufak bir hesap sormuyor. Bu nasıl bir cehennemdir? Nasıl bir çalışma cehennemidir? Nasıl bir çalışma acısıdır? Bunu kabul etmek mümkün değildir. İş cinayetlerinde
cezasızlık bir politika olmuştur, bir sermaye biriktirme yolu olmuştur. Bununla da kalmıyorlar. Şirvan'da yine bu madende 1080 işçi bir çırpıda sokağa atıldı. Kolayca bir şekilde hiçbir sorumluluk duymadan şirket bunu yapabildi. Taşeron sistemi eliyle yapabildi. Yine zehirli atıklarını bu şirketler kolayca çevreye atabiliyorlar. Köyün suyunu kirletebiliyorlar. Hayvanlar bu suları içtikleri için öldüklerinde hiç kimseye hesap vermek zorunda değiller. Tarım ürünleri ciddi şekilde zarar gördüğü halde bundan hiç kimsenin bir hesap sormak gibi, hesap vermek gibi durumu olmuyor. Bölge halkının tek geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın da bitirilmesi bu AKP'nin sermayeye verdiği destek nedeniyle sürmektedir. Bizler buna karşı muhakkak çok daha güçlü bir mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Bu cezasızlık politikasının üstesinden gelecek şekilde fabrikalarda, madenlerde, çalışma alanlarında da güçlü örgütlülükler oluşturarak, dayanışarak ve birlikte bu sorunların üstüne gitmek durumundayız. Göz göre göre gelen Soma katliamında da benzer bir durum olmuştu. Yakınlarını Soma'da katleden aileler hep şunu söylüyorlar. Bahar'ın gelmesini hiç istemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Soma katliamı Mayıs ayında gerçekleşti. Onlar acılarıyla birlikte yaşıyorlar. Fakat bu AKP düzeninde yine Soma katliamının sorumluları da elini kolunu sallayarak dolaşıyor. HDP Şirvan'daki işçinin, Soma'daki işçinin katilleriyle Taybet Ana'nın sokak ortasında günlerce yatırıldığı, kalmasının aslında aynı adresten beslendiğini çok iyi biliyor. İktidarın bu hali toplum için aslında ciddi bir beka sorunu yaratıyor. Çünkü iktidar her yerde öldürüyor, her yerde yaşamı, yaşam hakkını elimizden alıyor. Bu Sur'da, Cizre'de, Sulopi'de, Silvan'da, Nusaybin'de, İdil'de de, Şırnak'ta da böyle oluyor, Soma'da da böyle oluyor, Şirvan'da da böyle oluyor. Bunu muhakkak bizlerin mücadelemizle bu sorunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bu zorba tek adam devleti karşısında kesinlikle çaresiz değiliz. Bu karanlıktan muhakkak kurtulmak için o ışığa ummadığımız kadar da yakınız diyebiliriz. Çünkü o kadar da güçlü olmadıklarını biliyoruz. Bütün yapacağımız bu tek adam diktatörlüğüne karşı ortak mücadeleyi geliştirmek, ortak mücadeleyi başarmak, onun yollarını arayıp bulmaktan geçiyor. Onlar kendi yarattıkları girdaplarda aslında boğulmamak için çırpınıyorlar. Biz bunu muhakkak görmeliyiz, muhakkak bunun farkında olmalıyız. Bu ülkeyi düze çıkarabilmek için demokrasi isteyenler olarak, barış isteyenler olarak birbirimizle bir araya gelmeliyiz ve birbirimizin derdini anlayabilmeliyiz, birbirimize dokunabilmeliyiz. Çok güçlü bir demokrasi mücadelesini el birliğiyle de inşa edebilmeliyiz. Önümüzde böyle bir görev bizleri bekliyor. Korkuya ve parçalanmaya karşı direnç, sevgi, güven yolumuzu aydınlatacaktır diye düşünüyorum. Türkiye halklarının bilgisi, görgüsü, özgürlüğe tutkusu bu deli gömleğinin yırtılıp atılması için yeterlidir. Buna inanıyorum ben. Muhakkak başarabileceğimize inanıyorum. Diyorum ki gelin huzur, barış ve refah için barışı, demokrasiyi, hakça paylaşılan bir düzeni el birliğiyle inşa edelim. Bunun için iğneyle kuyu kazar gibi birlikte çalışalım. Ve tek adamın gelecek kaygısının, paranoyasının bir toplumun geleceğini rehin almasına izin vermeyelim.
Biz buna mahkum değiliz. Buna asla mahkum değiliz. Tek adam diktatörlüğüne mahkum değiliz. Bu ilk konuşmamı şöyle tamamlamak istiyorum. Kongremizde yaptığımız çağrımızla bitirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bir kez daha kongremizde şöyle bir çağrı yapmıştık. Tekrar sizinle paylaşayım. Şimdi bir kez daha toplumun tüm kesimlerini demokratik bir anayasa yapım sürecinde ve toplumsal barışı var etme konusunda yan yana gelmeye çağırıyoruz. Ortak demokratik değerler ve ilkeler etrafında ilişkileri geliştirmek demokrasi ve barış mücadelesini büyütecektir. Bu mücadeleyi ayakta tutanları, demokratik siyaset zeminine sahip çıkanları, baskılara boyun eğmeyen halklarımızı, demokrasi, emek ve barış güçlerini, kadın özgürlük hareketini, tüm vicdan sahibi yurttaşlarımızı, enerjilerini bizlerle buluşturmaya çağırıyoruz. Hepimize kolay gelsin. Mutlaka kazanacağız.